Arkadaşlar merhaba. Ormanlık alanlarda yetişen değişik bir ot türünden bugün bahsedeceğim. Acı ot olarak anılan veya yabani kuşkonmaz denilen, bir diğer ismi de tilkişen olan, tefek, filiz gibi diğer isimleri olan sarmaşık otundan bahsediyorum. Yağan yağmurlardan dolayı, dolu da yağdığından sarmaşıklarımız çok zarar gördü. Fakat şu şekilde sarmaşıklar filizlerinden kırılmışlar. Sarmaşık kanserin birçok türünde etkili olan bir ottur. Özellikle hastalıklı kanser hücrelerini iyileştirir. Lösemi kanseri başta olmak üzere. Bunun dışında tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Vücuttaki fazla tuzun atılmasını sağlar. Bu bitkimiz aynı zamanda göğsü yumuşatır, öksürüğe de iyi gelir. Bağırsaktaki solucanların dışarı atılmasını sağlar. Yine idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Bronşit ve soğuk algınlığına da iyi geldiği söylenir. Arkadaşlar bu kuşkonmaz otu. Bu sarmaşıktan biraz daha tatlı olur. Acı olmaz. Şu sarmaşık da bu şekilde yeşil çiçekleri olur. Tohum alacaklar. Sarmaşık eğer karklamaya başlıyorsa, çiçeğe kalkmışsa yaprakları bu şekilde kalp şeklinde olur. İlk başta hiçbir yaprağı olmadan bunun gibi, şu kuşkonmaz gibi yapraksız büyür. En sonlara doğru artık bitmesine yakın şu şekilde yapraklar oluşturur. Kalp şeklinde. Bakın şöyle göstereyim. Bir. Hala uzuyor. Ormanın içine doğru devam ediyor. Sarmaşık toplamak kolay değildir. Görmezsiniz, kendilerini o kadar gizlerler ki. Ormanın içinde sanki çalı gibi durur. Biraz dikkat ederseniz onu koparabilirsiniz.
Yine hemen şurada yine gördüğüm bir tane daha kuşkonmaz var. Onu kopardım. Bakın. Bunun bir tanesi kuşkonmaz. Üstteki yeşil olan da sarmaşık. Ben karışık hepsini toplayıp kavurup yumurtalı yiyorum. Sarmaşığa acı ot ismi de verilir. Ama çok hoş bir acılığı vardır. Bakın şurada da yine bir sarmaşık var ama şu gördüğünüz, ben bunu şuradan çekip yine çok güzel bir sesle koparıyorum. Sarmaşık adı üzerinde, kendisi şu şekilde duramadığı için, gövdesi güçlü olmadığı için herhangi yanında bulunduğu dallara, bitkilere sarılarak uzar. Asıl aslında şu şekilde olanlar toplanır. Bakın meşe ağacının dibinde çıkmış. Onun yanında da küçükler var. Şurada da hemen bir tane daha. Evet, en güzel sarmaşık şu. Güzel bir kuşkonmaz burada, çok taze. Bakın. Çıt sesi. Şurada yine. Hemen şunu önce alalım. Şu da çok güzel. Oo, harika burada. Yine biraz buluyorum. Evet. Şurada da görüyorum. Güzel. Bakın hemen aynı yerden 7-8 tane. Şu ağaçların dibinde her yıl çıkar. Arkadaşlar bakın, şu kalp şeklinde görünenlerin hepsi sarmaşık. Dediğim gibi artık
Yavaş yavaş çiçeklerini açmaya başladılar. Şu gördüğünüz her yer sarmaşık. Buradan hiç bu yıl toplamadım. Burada biraz ormanın içine girdim yani. Öyle söyleyeyim. Ormanın içindeyim. Yine dolunun zarar verdiği bir sarmaşık. Yazık. Şurada çok güzel sarmaşıklar olur. İri iri. Ama burada bir büyük taş parçası var. Kaya. O kayanın dibinde yine sarmaşıklar var ama ben de tedirgin oluyorum orada. Bakın buraları. Hep zamanında domuz gelip eşmiş toprağa. Şunun kayanın dibinde orada eşmiş. Şuradaki sarmaşı alayım. Bakın şurada da kocaman bir sarmaşık gelecek. Yerler hep meşe yaprağı. Her taraf halı gibi kaplı şu anda. Bakın şöyle ilerlersek ormanın içine doğru ne kadar çok aslında var. Ama şu da yazık. Kuru bir dala tutunmuş. Hemen şöyle bunu da koparayım. Bakın şu görüntüleri çok seviyorum. Meşe ağacı kök kısmında su biriktirmiş yağmur sularından. Kuşlar, böcekler buradan su ihtiyacını karşılıyordur. Sarmaşıklar genelde orman altlarında, ağaçların diplerinde olduğu için koyu yerlerde. Güneşin gördüğü yerlerde pek olmaz. Bu nedenle ormanın içine girip çalıların arasından bunları toplamak gerekiyor. Onun için çok zahmetli toplaması.
Bu büyük bir karaçalı. Karaçalının dibinde yine sarmaşıklar var. Şöyle tepedekini belki koparabilirim. Evet, aldım. Fakat içeriye doğru biraz geçmek zor gibi. Geldim yine. Zor dedim ama bakın. Şöyle bir sarmaşık. Şuraya bakın. Güzel ama harikalar. İşte bu. İşte asıl sarmaşık olayımız bu. Bakın. Bu şekilde olması lazım. Bu şekilde olacak ki. Şuraya bakın. Zor dediğim yerleri hep bir şekilde sığdım. Çok tazeler. Bakın şunun keyfine bakın. Bakın bakın. Keyfe bakın. Şimdi buradaki sesi dinleyin. Şöyle yapayım. Biraz daha net olsun. Bakın. Gördün mü? Çıt sesi. İşte sarmaşık toplayanlar bu sesi duydukları zaman keyifleri yerindedir. Şimdi şu 3 metre olması lazım. Koca bir kayanın tepesine çıktım. Yukarıya doğru uzamış. Şu gördükleriniz geçen yılın sarmaşıkları. Bunlar geçen yılın sarmaşıkları. Şurada hemen bunu da koparayım. Artık toplamaktan vazgeçiyordum. Yeter bu kadar derken daha da güzellerini görmeye başladım. Şimdi bunları toplamadan olmaz. Şimdi sarmaşıklarımız bu. En güzel sarmaşık hangisidir? Şu inceler midir sizce? Veya şu topladığım sarmaşıkları bilmeyenler diyecek ki şu ince en tazesidir. Bu da karttır. Değil. Bakın nasıl yapalım? Şöyle sesini göstereyim. Su gibi. Çıt çıt. Su gibi. Sarmaşık toplarken özellikle şu demetler düzgün düzgün toplanır. Dağınık dağınık, gelişi güzel, atılmaz sepete. Hepsi aynı hizada olur. Bunlar yıkanırken de çok fazla dağıtılmaz, fazla kirli değildir. İki suyla tertemiz olur. Ondan sonra gelsin yumurtalı sarmaşık yemeğimiz. Çok güzel oldu. Gayet de güzel buldum sarmaşıkları. Şu anda mutlu bir şekilde evin yolunu tutuyorum. Toplamış olduğum sarmaşıkları yıkadım. Sarmaşıkları yıkadıktan sonra şu bölüme kadar olan yerlerde su çekilmesi olur. Yani odunsu bir yapıya kavuşur. Buraları daha tazedir. Şurası daha odunsu olduğu için biraz sert gelir. Onun için bu bölümleri ben direkt bıçak yardımıyla keseceğim. Ayıracağım.
büyüklüğünde bu şekilde kesiyorum. Düzgün topladığımız zaman kesmesi de daha rahat oluyor. O nedenle sarmaşık toplayanlar ellerinde bunları demet haline getirirler. Yıkarken de mümkün olduğu kadar bu demet bozulmaz. Keserken de çok rahat bir şekilde kesilir. Hemen tavama sarmaşıklarımı yerleştiriyorum. Üzerine zeytinyağı yine döküyoruz. Sarmaşık zeytinyağıyla pişirilir. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar soğuk suyu, normal suyu ilave ediyorum. Tuzunu yine şöyle atalım. Tenceremizin kapağını kapatalım, ocağa oturtalım. Kapalı bir şekilde pişecek. Sonlara doğru tenceremizin kapağını açacağız. Yumurtasını kıracağız. Evet, sarmaşığımızı şöyle bir kontrol edelim. Bakın, rengi çok güzel, yemyeşil. Hemen şöyle biraz karıştırıp tekrar kapağını kapatacağım. Pişinceye kadar bekliyorum. Artık sarmaşıkların piştiğini söyleyebilirim. İçine yarım çay bardağı su koymamın nedeni de şu otların kurumasını engellemek, etli dolgun olmasını sağlamak. Eğer su koymazsanız zaten sap şeklinde olduğu için içinde de su olmadığından dolayı fazla kuru olacaktır. Bu şekilde su koyduktan sonra kurumadan sarmaşıklarımızı pişirebiliriz. İçine yumurtalarını kırıyorum. Tencerenin kapağını kapalı pişirmiştim. Fakat şimdi artık kapağını kapatmayacağım. Yumurtalar haşlanmış gibi olmasın diye. Yumurta beyazlarını iyice pişmesini sağlıyorum. Evet. Sarmaşığımız pişti. Bir iki dakika kapağını kapatıp yumurtaların aklarının iyice pişmesini sağlıyorum. Pişen sarmaşığımızı şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Yılda bir defa bu sarmaşığı yemeye gayret ediyorum. Şifa kaynağı olan sarmaşık otumuz pişti. Yapacak olanlara afiyet olsun.